Mutlu akşamlar, spor bülteniyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Süper Lig'in 32. haftası Antalya Spor Bursa Spor mücadelesiyle başlayacak. Haftanın programını ekrana getirelim. Bugün saatler 20.30'u gösterdiğinde Antalya Spor Bursa Spor'u ağırlayacak. Yarın saati 16'da Rize Spor Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Saati 19'da ise Fenerbahçe Akhisar Spor'u, Göztepe ise Sivas Spor'u ağırlayacak. Pazar günü saat 16'da Kayseri Spor Kasımpaşa ile, Konya Spor ise Trabzon Spor ile karşı karşıya gelecek. Saati 19'u gösterdiğinde Başakşehir Ankara Gücü'nü, Malatya Spor ise Erzurum Spor'u ağırlayacak. Pazartesi günü saat 20'de ise Beşiktaş ile Alanya Spor karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Bursa Spor bugün Antalya Spor'un konuğu olacak. Lige tutunabilmesi için şiddetle galibiyete ihtiyacı olan Yeşil Beyazlılarla ilgili son gelişmeleri almak üzere kameralarımızı Antalya'ya çeviriyoruz ve sözü Olay Gazetesi spor yazarı Erkan Sağlığa bırakıyoruz. Evet Günday, Antalya'dan mutlu akşamlar diliyorum. Bursa Spor Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalya Spor'un konu olacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek ödeyecek ve şu anda biz kameraman arkadaşım Bircan Özer'le birlikte Antalya Arena Stadı'nın etrafındayız ve sizden görüntü vermesini rica ediyorum Bircan'a. Ben de bu arada nokta aktaracağım. Bursa Spor'un zorlu mücadelesi Hüseyin Göçek ödeyecek dedik. Bursa Spor özellikle ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekerken 17 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Yeşil Beyazlılar bu süreci ise yeni bir Antalya Spor maçına başladı. İlk yarıda sahasında rakibine kaybeden Bursa Spor o günden bu yana ligde bir kez kazanırken geride kalan maçlarda 8'er beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak sahadan ayrıldı. Bursa Spor ayrıca ligde 7 maçta da kazanamıyor, onu söyleyebiliriz. Bugüne kadar Antalya deplasmanında 26 kez boy gösteren Bursa Spor 9 galibiyet alırken 6 da beraberlik 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Buradaki son galibiyeti 2013-2014 sezonunda 2-1'lik skor ile alan Yeşil Beyazlar 3 maçta da Antalya deplasmanında eli boş dönüyor. Bursa Spor rakibiyle oynadığı 7 maçın da 5 kez mağlup olurken aynı sahada mağlubiyeti bundan önce rakibiyle karşılaştığı 27 maç önce almıştı. Bursa Spor'la tabii bu karşılaşma öncesinde önemli eksikler var, onları söyleyebiliriz. Barış Yardımcı sakatlığı nedeniyle yok. Tunay Torun'un iyileştiğini söyleyebilirim. Yusuf Erdoğan sarı kart cezalısı. O yüzden bugünkü müsabakada şans bulamayacak. Teknik direktör Mesut Bakkal'ın bugünkü mücadeleye kalede Okan Koçuk, defansta sağ bekte Abdullah Işık'ı, solda Umut Meraş, Şecu, Ertuğrul defans 4'lüsüne çıkmasını bekliyoruz. Önlerinde ise Aytaç, Seve, Bacı üçlüsü oynayacaktır. Sol tarafta Tunay Torun'u, sağ tarafta da Lima, önlerinde de Umut Nayır'ı bekliyoruz biz bugünkü mücadelede. Dediğim gibi Bursa Spor'da moraller bozuk ama bu son 3 haftada Bursa Spor'un en az 3 maçı da kazanması lazım. Bunu söylemekte fayda var. Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı diyebiliriz. Bursa Spor'da tabii ki bu zorlu mücadele öncesinde taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyebilirim. Bursa Spor taraftarlar kendilerine ayrılan biletleri her zamanki gibi tükettiler. Erzurum deplasmanında da yaklaşık 2000 km daha fazla yol kat edip gelmişlerdi. Bugünkü Antalya deplasmanında da taraftarlar takımlarını da yalnız bırakmayacaktır. Bursa Spor'da bu zorlu karşılaşma öncesinde dediğim gibi Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Tabii ki Bursa Spor'da tek hedef var, o da galibiyet. Bizler de Bursa Spor'la oyuncularına galibiyet bekliyoruz. Bugün bir de Antalya'da önemli bir organizasyon daha vardı. Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor, Serik Belediyespor'la birlikte playoff maçının ilkini oynadı bugün. Saat 4'te başlayan karşılaşmayı temsilcimiz 1-0 kaybetti. Daha maçın 3. dakikasında yediği golle 1-0 kaybetti. Bu maçın revanşı çarşamba günü saat 16'da Karacabey Stadı'nda oynayacak diyerek size sözü sana bakıyorum Günday. Aktardıkları için Erkan Sağlığa çok teşekkür ediyoruz. Biz de bültenimizde sırayı yurtta ve dünyada öne çıkan haberlerden derlediğimiz spor turuna bırakıyoruz. Bugün burada Beşiktaş Kulübü'nde 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı çoğunluğa bakılmaksızın cumartesi günü gerçekleştirilecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak toplantı saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda 1 Ocak 2018, 16 Eylül 2018 tarihlerinde yer alan yönetim kurulunun idari ve mali yönden ayrı ayrı ibrası oya sunulacak. Genel kurulda ayrıca 16 Eylül 2018, 31 Aralık 2018 tarihlerinde görev alan yönetim kurulunun da
idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası için oylama yapılacak. Pazar günü ise mevcut başkan Fikret Orman'la Hürsel Tekin Oktay'ın yarışacağı başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Kabul ederler. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Afşet Afyonspor'la Eskişehirspor'un oynadığı maçın ardından taraftarın istifaya davet ettiği Başkan Kaan Ay, Vali Hanefi Demirkol tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi. Kaan Ay, Eskişehirspor Kulübü Başkanlığını bıraktığını söyleyerek herkesin sevineceği bir anda taraftarın kendisini istifaya davet ettiğini ve yalan yanlış bilgilerle insanların beyinlerinin yıkandığını ifade etti. Başkan Ay, herkes bu kulüp düştü, bu tahta açılmaz dediği noktada biz ismimizi koyduk. Başarısız mıyız da istifaya davet ediliyoruz? Ben bunu anlamadım. Zaten bu kulüp böyle şeyler yapıla yapıla bu hale geldi. Ben vicdanen rahatım şeklinde konuştu. Zaten bu kulüp böyle yapıla yapıla bu hale geldi. Barcelona kulübü sağ dizinden ameliyat edilen Luis Suarez'in sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Suarez'in sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiği, sahalara dönme süresinin 4 ila 6 hafta olduğu belirtildi. Suarez'in sakatlığından dolayı sezonun son iki maçında ve 25 Mayıs'ta Valencia'ya karşı oynanacak Kral Kupası finalinde forma giyemeyeceği kesinleşti. Barcelonalı futbolcunun 14 Haziran 7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da yapılacak Amerika Kupası'nda Uruguay milli takımının formasını giymesi de beklenmiyor. Luis Suarez bu sezon Barcelona formasıyla tüm maçlarda toplam 25 gol attı. Fransa Futbol Federasyonu kupa finalinden sonra taraftara yumruk atan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'a 3 maç men cezası verdi. Federasyondan yapılan açıklamada, Rennes'te geçen ay oynanan kupa finalinin ardından bir taraftarla gerginlik yaşayan ve taraftara fiziksel saldırıda bulunan Paris Saint-Germain'li oyuncuya 3 maç men cezası verildiği belirtildi. Cezası pazartesi günü yürürlüğe girecek olan Neymar, görev verilmesi halinde PSG'nin cumartesi günü Angers'ta yapacağı lig maçında görev yapabilecek. 27 yaşındaki oyuncu ligin son 2 haftasındaki Dion ve Reims karşılaşmalarındaysa cezası nedeniyle oynayamayacak. Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ikinci maçında Tottenham deplasmanda karşılaştığı Ajax'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek Hollanda ekibini turnuvanın dışına itmişti. Tarihi mücadelede Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura attığı 3 golle dikkat çekerek takımını finale taşıyan isim olmuştu. İngiliz ekibinin başarılı oyuncusu Moura bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 47 resmi müsabakada 15 kez rakip fileleri havalandırırken bir kez de golü hazırlayan isim oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları tamamlandı. Alınan sonuçları ve Avrupa Ligi'nde finale çıkan takımları ekrana getirelim. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Chelsea, Eintracht Frankfurt'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağladı. Arsenal ise deplasmanda Valencia'yı 4-2 ile geçti. Bu sonuçların ardından Arsenal ile Chelsea finale çıktı. Avrupa Ligi finali 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın Bakü şehrindeki Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Bu haberimizle spor bülteninin sonuna geldik. Mutlu akşamlar.